Merhaba. Kazanım 26 testini birlikte çözelim. Evet. Birinci soru. Şimdi bakın burası alfa açısı, burası da alfa açısı olsun. Peki A açısı bakın şurası. Beta olursa ABC üçgeni ve ADF üçgeni ne olur? Benzer olur. O zaman onu bir ifade edelim. ABC üçgeni ile ADF üçgeni nedir? Benzerdir. Tamam. Bakın şu açı diğer olan şu açı teta olsun. ADF üçgen içinde bu açı ne olsun yine teta olsun. Tamam. Şimdi ABC üçgen için alfanın karşısı 3. ADF için alfanın karşısı 6. Tamam. Peki ABC üçgeni için teta'nın karşısı 10. ADF üçgeni için teta'nın karşısı x artı 3. Gördünüz mü? E dışlar yapalım. 3x artı 9 eşittir. 60. O zaman 3x eşittir. 51'den x eşittir. 17 gelmiş. Olur. Anlaştık mı? Tamam. İkinci soru. Hmm. Şimdi Bak. Burası yine alfa. Burası da alfa olsun. Şimdi dikkat. Şurası bütünler açıdan 180 eksi alfa mı? Tamam mı? Bakın burası da yine bütünler açıdan 180 eksi alfa mı? Tamam. Şu açıya beta dersem ee, iç tersten burası da beta olur mu? Değil mi? O zaman burası da teta ise şu burası da teta olur. Gördünüz mü? Yani AFE e, üçgeni ile ECD üçgeni benzer üçgenler oldu. Hangi iki üçgenmiş? AFE üçgeni ile ECD üçgeni neymiş? Benzermiş. Şimdi bu benzerlik oranını kuralım. 180 eksi alfanın karşısı AE tamam. Diğer üçgende 180 eksi alfanın karşısı ED tamam. Eşittir. Ee, beta'nın karşısı 4, diğer üçgende beta'nın karşısı x. Tetanın karşısı 3, diğer üçgende tetanın karşısı 6. Bak, tertemiz. O zaman içler dışlar yaparsam 3x eşittir 24'ten x eşittir 8 gelmiş olur. Anlaştık mı? Üçüncü soru, evet, biraz görmeniz zor olabilir. Bak şimdi izle. Şimdi şuraya x diyeyim, buraya da y diyeyim. Ayrıca hani şunlar x onlar da şimdiden şöyle peşine ne yapayım yazayım. Şimdi buraya x buraya y ise bakın şurası ne olur biliyor musunuz? Hatta o üçgeni şöyle çizeyim de daha rahat açıları yerleştireyim. Benzerliği daha rahat görelim. Bakın şurası ne olacak? x artı y olacak. Tamam. Peki burasına da z dersem. İki iç bir dıştan şurası x artı z olur mu? Şurası bakın x artı z. Gördünüz mü? Tamam. Peki buraya da T dersem. Şu açıya da T dersem. Yine iki için toplamı bir dış. Şurası X artı T olur mu? Bakın şurası X artı T olur mu? Şimdi açılara bakın. X artı T. X artı Y. X artı Z. E burası ne? Şurasına ne? bak bakayım bir. X artı T. E burası ne? X artı Y. X artı Z. Anlaştık mı? O zaman bu iki üçgen yani en dıştaki üçgenle en içteki minnoş üçgen nedir? Benzerdir. Peki en büyük üçgende X artı T'nin karşısı 18. Peki küçük üçgende X artı T'nin karşısı burası. Bakın o da kaç? X. Tamam. Peki en büyük üçgende X artı Y'nin karşısı AC uzunluğu. Tamam. Küçük üçgende de X artı Y'nin karşısı burası. Bakın orası da ne? FE uzunluğu. Tamam. Peki x artı z'nin karşısı büyük üçgende 16, küçük üçgende de burası. Bakın o da kaç? 9. Şimdi ortadakini aradan kaldırsak iş ve işler dışlar yapsak 16 çarpı x eşittir. 18 çarpı 9. E, sadeleştirelim. 2'ye bölsen 8 x eşittir. E, 9 çarpı 9 herhalde sadeleşmiyor. x eşittir. 81 bölü 8 gelmiş oluyor. Ee, sadece şunu 3'e böldüm. Yok bölünmüyor. O zaman x kaç geldi? 81 bölü 8 geldi. Görüşürüz.